Folklorumuzda bin yıllık yürüyüş. Programı hazırlayan ve sunan Ahmet Koçak. Sevgili dostlar, merhaba Radyo Umut dinleyicileri. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere aşık İsmail Daimi'yi anlatacağız. İsmail Daimi hakkında toparladığımız bilgiler vereceğiz. Sanatçı dostlarımız da, yazar dostlarımız da canlı bağlantı kurup İsmail Daimi'yi sizlere onların dilinden anlatacağız. Evet. Bir gerçeğe bel bağladım erenler, aldı benliğimi bitirdi beni. Damlaydım bir ırmağa karıştım, denizden denize götürdü beni. Nice kaptan kaba boşaldım doldum, karıştım denize denizden oldum. Damlanın içinde evreni buldum, yine benden buna getirdi beni. Buhar oldum yağdım yağmurlarının, karıştım toprağa çamurlarının. Piştim fırınlarda hamurlarının, üstadım sofraya yatırdı beni. Çiğnediler dişleriyle ezildim, vücut eleğinden piştim süzüldüm. Çaldı kalem, bir deftere yazıldım, İrfan mektebine götürdü beni. Daimiyim, ermişler ereği, böyleydi tabiatın gereği. Ölmez bir ananın oldum bebeği, aldı dizlerine, oturdu beni. Evet sevgili dostlar, İsmail Aydın, aşık daimi. 1932 yılında İstanbul'da doğmuş. Aslen Erzincan'ın Çayırlı kazasına bağlı olan Karahüseyin köyünden. Ana adı Selvi, baba adı ise Musa'dır. Aşık Daimi'nin Ali Naki Yadigar, Musa Kazım, Uğurcan adında çocukları var. Cumhuriyet'in ilanından sonra babası İstanbul'a yerleştiğinden dolayı Aşık Daimi İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi 4 yaşındayken dedesi aileyi tekrar köye götürmüştü. Daimi askere gidene kadar köyde bulunmuş. Ara sıra İstanbul'da ve Ankara'ya gidip geliyordu bu bulunduğu süre içerisinde. Aşık Daimi saz çalmaya 4 veya 5 yaşlarında dedesinin vasıtasıyla başlıyor. Daimi dede soyundan olup 51 yaştan sonra tasavvuf ile ilgilenmeye başlamıştır. Hocası ise kendi köylerine yakın bir köy olan Başköy'de bulunan Başköylü Hasan adıyla tanınan kişidir. Aşık Daimi 14 yaşındayken İstanbul'a İstanbul Radyosu'na giderek ilk band kaydını yaptırıyor. Daimi'nin ilham aldığı şairler Pir Sultan Abdal, Şah Hatayi ve Teslim Abdal'dır. Aşık İsmail Daimi birçok eserinde insan ve insan sevgisinden bahsetmiştir. Birçok deyişinde insana itibar edilmesini ve saygı gösterilmesini konu olarak bahsetmiş ve eserlerinde bu konudaki öğütlerine rastlıyoruz. İnsanoğlu bir aynadır. Bak kendini görüyorsun. Kamil insan bir dünyadır. Bak kendini görüyorsun. Harami oğlu harami. Burada azdırdı yadımı. Amelin ak mı kara mı? Bak kendini görüyorsun. Gelmiş çömez, gider çömez. Nuh der de peygamber demez. Bu ayna yalan söylemez. Bak kendini görüyorsun. Daimi yorma özünü. Duyma cahilin sözünü. Hele uyan, aç gözünü. Bak kendini görüyorsun. Evet sevgili dostlar, ilk telefon bağlantımızı yapıyoruz ve yazar Necat Gürdoğan'la Daimi hakkında görüşmek istiyoruz. Alo. Efendim buyurun. Buyurun. Alo. Buyurun efendim, ben Necat Birdoğan. Hocam sesini alamıyorum ben. Necat Birdoğan efendim, alıyor musunuz şimdi? Ben sizi gayet iyi duyuyorum. Evet şimdi alıyorum. Evet. Buyurun efendim. Evet, nasılsınız hocam? Saygılar sunuyorum, güzel yayınlar diliyorum. Ben iyiyim, sizleri sormalı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun hocam, bizler deyiz. Evet hocam, bugün Aşık Daimi elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Aslında çok yeterli bilgiler yok. Yeterli bilgi olmadığı için biz de yakinen tanıyan insanlarla görüşerek tanıtmaya çalışalım dedik. Ve ilk olarak da sizinle görüşmeyi düşündük. Bize biraz Daimi hakkında bilgi verebilir misin? Bildiğin boyutuyla Aşık Daimi'yi biraz bize tanıtabilir misin? Şimdi güzel dostlar, önce düşünmek önemli. Rahmetli Aşık Daimi üzerinde elinizde olan bilgiler pek yeterli olmasa bile niyetiniz çok güzel. Bu bakımda ben sizi kutluyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Rahmetli Daimi benim can arkadaşımdı, gül yüzlü kardeşimdi. Ben 1970'li yılların başında 70'te İstanbul'da bir liseye yönetici olarak atandım ve geldim.
Daha önceden Aşık Daimi'yi tanıyordum. O da Anadolu'da benim kimi yerlerde çalıştığım dönemlerde bireysel konserlere gelmişti ve orada dost olmuştum. İstanbul'a geldiğimde en yakın sığınağım gerçekten o oldu. Evet, o günlerde Manifaturacılar Çarşısı'nda bir dostuyla birlikte küçük plakları üreten veya kasetler henüz yoktu. Onları satan bir yayın evet. biri vardı Daimi'nin. Ve tabii duvarlarında çeşitli yerlerden sazlar. Diyebilirim ki ben de amatörce saz çalmama karşın saz üzerindeki teknik bilgileri Daimi'den öğrendim. Evet. Türk Alevi halk edebiyatını Daimi'den gördüm, aldım. Alevi ezgilerinin niteliklerini Daimi'den aldım ama bunlardan daha üstün olarak bir insanlık onuru nedir? İnsan gönlü nedir? Laik bir dünyaya bakış nedir? Bunları da Daimi'den sözcüğün tam anlamıyla öğrendim. Yani bir bakımdan aynı yaşlardaydık. Evet. İkimiz de aynı tarihte doğmuştuk. Bir bakımdan ben evet belki bir yüksek öğrenim görmüştüm. Daimi ilkokul mezunuydu ama Daimi benim hayattan hocamdı. Bunu övülerek söylerim. Ben Daimi'nde özellikle şuna tanık oldum sevgili Ahmet. Radyoya aynı günlerde çok giderdik. Ben de gene rahmete ulaşmış olan Hakk'a uğurladığımız rahmetli Ümit Kaftancıoğlu'nun programlarında yardımcı olurdum. Daimi ile birlikte o programları elimizden geldiğince götürürdük, yürütürdük. Evet. Ve ayrı bireysel de programlar yapardık. Ve o günlerde devler vardı radyolarımızda. Rüzgarımı gene rahmete ulaşmış bir Nida Tüfekçi vardı. Şimdi size çekinmeden söyleyebiliyorum. Ben yaşamımda halkın arasında yetişen sanatçılardan iki kişiye tanık oldum ki adları geldiğinde radyoda olan sanatçılar veya yöneticiler tümü ayağa kalkıp önlerini ilikliyorlardı. Birisi Hacı Taşan'dı, evet. rahmetli Aşık Daimi'ydi. Bu kadar gururuna düşkün, bu kadar onuruna düşkün ve bu kadar sanatına sahip kişileri görmek çok zordu. Ben bu mutluluğa ulaştım. Daimi ile ailece de görüşürdük. Eşlerimizle birbirimizin kardeşiydik. Musahip değildik ama musahipten ileriydik. Hatta Hakk'a yürüyen bir kazaya kurban giden oğlu Kazım'ın velisiydim ben. Kazım'ı okutmak Daimi tarafından bana ödev olarak verilmişti ama belki görevimizi yaptık ama yazgılarımız buna engel oldu. Kazım'ı çok erken saatlerde kaybettik. Ali Naki şu anda Avcılar'da yeğenim gibidir, süreklidir. Ve Daimi'nin şiirleri bizimle beraberdir. Her şiirinde insana insan olmasını öğreten biriydi. Evet hocam, ben de tam o noktayı soracaktım. Şiirlerinin içeriği, ana temaları. İnsana insan olmasını öğretiyordu derken ayağınızı yere sağlam basın diyordum. Bir Daimi İmam Rıza'ya bağlı bir dede ailesinden evet. geliyordu. Ama böyle çağın dışına düşmüş, hurafelere bağlı bir dede değildi Daimi. Gerçekçiydi, pırıl pırıldı. Söz gelimi onun o ünlü şiirini elbette siz okudunuz mu bilemiyorum oradan. Okuyacağım hocam, kainatın aynasıyım diyorsunuz herhalde. Kur'an'ı yazabilirim. Evet. Tevrat'ı çözebilirim, İncil'i çözebilirim madem ki ben bir insanım. Evet. Ya da bana insin melekler madem ki ben bir insanım derken Aleviliğin ve Alevi tasavvufunun en güzel örneğini veriyordu. Bugün şimdi düşünebilir misiniz? Böyle bir kişi var mı Alevilerin önünde dede olarak yürüyenlerden? Bu bakımdan bazen Daimi'nin çok erken yaşta Hakk'a yürümesine eseflenmemek olası değil. Keşke şu anda olsaydı da şeriatı engelleyecek en büyük güç olarak bizim önümüzde bulunsaydı biz Daimi rahmetinin bir neferi olarak arkasından gitseydik. Gerçekten zaman zaman Daimi'nin parçalarını dinledikçe çok özlediğimin farkındayım. Ama ben bu arada elbette ki sizleri çok kutluyorum. Bir vefa gösteriyorsunuz gençler. Daimi yok ama sizler varsınız. Sanıyorum onun yeri boş kalmayacak. Aradığınız için de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam ama ben hemen bitirmeyelim diyorum. Daimi'nin ozanlık şiirlerinden bahsettik. Güçlü bir ozan dedik. Bunlardan bahsettik. Biraz daha ozanlık yanını anlatır mısınız? Mesela tasavvuf ağırlıklı yazıyor. Şimdi, toplumsal içerikli yönleri var ağırlıklı. Elbet. Şimdi öncelikle şunu
şunu söyleyeyim. Ben edebiyat öğretmeniyim. Evet. Bunu siz nasılsınız biliyorsunuz. Bu bakımdan ben daimi de çok şeyler buldum. Ancak daimi de yazdığı şiirleri kimi zamanı bana göstermek inceliğinde bulunurdum. Çok içli dışlıydık. Ailece görüşüyorduk, bunu söylemiştim. Hatta kimi zaman bunalımlı günlerimde daimiye sığınırdım. Daimi gece yarıları uykusundan kalkarak şiirlerini yazardım. Her gün akşama kadar Alevi halk müziğiyle ilgili olan bir kişi düşünün. Alevilerin yüzyıllardan beri süre gelen deyişleriyle içli dışlı olan bir kişi düşünün. Ki aşık daimi olsun. Doğal olarak ruhu inceliyordum. Geceleri uyku uyumadığını da biliyorum. Kimi zaman gece 3'ten 4'ten sonra kalkıp bu şiirlerini kaleme alıyordum. Şimdi daiminin şiirlerini iki parçaya ayırmak mümkün. Bir, bireysel duygularını işlediği şiirler. Söz gelimi bir seher vaktinde indim bağlara. Öter şeyda bülbül gül yarelenir. Bakmaz mısın sinemdeki dağlara derdimi söylesem dil yarelenir derken bireyseldi. Ama bir yandan da demin okuduğum ve okumaya çalıştığım şiiri yazarken bana eğilsin melekler madem ki ben bir insanım derken tüm Türkiye'de o zaman için var olan 20 milyon Alevi'ye bir şey anlatıyordu. Bu hakkın insanda tecelli etmesiydi. Bu bakımdan yani Alevilerde var olan hakka yürüme sözcüğü ki ölümün yerine kullanılan bir sözcüktür. Ben daimiden dinlemiştim, öğrenmiştim bunu. Ya da biz filan kişi öldü, onu toprağa verdik derken daima hayır böyle demeyeceğiz diyordu. Hakka yürüdü ve onu yolcu ettik. Bunun üzerine elbette ki bir edebiyat öğretmeni olmaya çalışan birisi olan ben kendisine soruyordum. Baba, ki baba diyordu karşılıklı. Bu ne demek diyorduk. Bu kez de o beni gel bakalım sen kitaplara dal, bunu öğren, bize de anlat diyordum. Ve daiminin bana verdiği sonsuz derslerin karşılığında ben 8-10 tane Alevilikle ilgili sizin de bildiğiniz kitap yazdım. Evet. Hatta bu ilk yazdığım Anadolu'nun Gizli Kültürü Alevilik kitabındaki cem törenleri tamamen daimiden öğrendiğim şeylerin kitaba yansımasıdır. Şiirleri bir yandan kendinin adını taşırdı, bir yandan da başkalarına ders olarak yazılırdı. Ben mesela yine hakka yürümüş olan bir başka pırlanta ozanımızdan söz edeceğim. Davut Suları. Evet, Davut Suları'yı da ileriki bir günlerde İnşallah anlatacağım hocam. İsterim. Tabii. Bu iki dostumun daimiyle Davut Suları'nın bir arada olduğu söyleşileri daiminin dükkanının arkasındayken o sıra dar bütçemizle banda almıştık. Günün birinde yine Umut Radyo'dan bunları yayınlamak boynumun borcu olsun. Tabii. Davut'un buna bazı şeyleri aşılamasını ve karşılığında daiminin onu aşılamasını görünce hayran olurdum. Her ikisi de dede soyundandı. Ama her ikisi de türab olmak diye Alevi terminolojisindedir. Yani ayak tozu olmak gibi tevazunun bir abartılı örneğidir ya. Evet. Ben bunları da görmüştüm. Daimi tereddütsüz diyebilirim. Sizin Umut Radyo beni dinlemek, yayınlamak lütfunda bulunursa daimi tam bir sosyalistti. Evet. Ama bir yaratıcıya inanıyordu her şeyden önce. 12 imama bağlıydı, Hazreti Ali'ye bağlıydı, Kerbela'nın aşığıydı. Fakat bunlarla birlikte laik bir insandı. Bunlar bizim inancımız baba diyordu. Fakat çağın koşullarına uyduğumuzda bu eski inancımızı bu çağın koşullarına uydurmak zorundayız. Başkaca ileriye aydınlığa yönelmek durumumuz olamaz. Ve daimi pırıl pırıl bu üslupta kızlar ve oğullar yetiştirdi. Bugün oğlu benim yeğenim olan Ali Naki'deki demokratik dünyanın aşkını ben hiçbir yerde göremedim. Tabii eşi hanımefendi bacımızdı, kızları Yadigar, diğer kızımız pırıl pırıl demokrat, başı açık, çağdaş, dünya insanlığına gönlünü açmış kişilerdi. Daimi gerçekten çok özlüyorum. Onun şiirleri çok yakında elbet yayınlanacak. Ben de elimden geleni yapıyorum, toplamaya çalışıyorum, uğruna yardım edeceğim.
Fakat gene de diyorum çok erken yaşta gitti. Evet. Ne yapalım? Tanrı onun çocuklarını bile bağışlar. Ben sizlere teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum tekrar hocam. İyi geceler, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar. Güle güle efendim. Yine bir efkara duş oldum candan, güller feryat eder matem ayında. Bülbül kara bağlar, bağı gülşende, dallar feryat eder matem ayında. Katre olup enginlere çağlanan, pervaneler gibi nare dağlanan, evladı Ali'ye candan bağlanan kullar feryat eder matem ayında. Bir hal ehli bulsam, hal beyan etsem, konsam dost gülle şakıyıp ötsem, azmirah eyleyip bol pire gitsem, yollar feryat eder matem ayında. Kerbela'da yatan körpe kuzular, ah çektikçe ciğerciğim sızılar, yazıldı alnına kara yazılar, çöller feryat eder matem ayında. Lanet olsun o Yezid'in sülbüne, nasıl kıydı müminlerin gülüne, akar gider Kerbela'nın çölüne, seller feryat eder matem ayında. Kerbela çölünde kanlar döküldü, mezarına kara bayrak dikildi, müminler içinde yasu çekildi, diller feryat eder matem ayında. Daimiyim der ki mümin sadıklar, Hüseyin aşkıyla bağır yanıklar, gökteki melekler suda balıklar, gözler feryat eder matem ayında. Evet sevgili dostlar, Aşık Daimi'nin söylem vurguları Türkçesi, çöğür bağlama düzeni çalımıyla önemli bir özelliğe sahip. Yumuşak ve ılık bir saz çalıp okuma biçimine sahip olan Daimi'nin insanı köken alan en önemli şiiri ise Kainatın Aynasıyım. Kainatın aynasıyım, madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım, madem ki ben bir insanım. İnsan hakta, hak insanda. Arıyorsan bak insanda. Hiç eksiklik yok insanda, madem ki ben bir insanım. Bunca temenni dilekler, hız gelir çarkı felekler. Bana eğilsin melekler, madem ki ben bir insanım. Tevrat'ı yazabilirim, İncil'i dizebilirim. Kur'an'ı sezebilirim, madem ki ben bir insanım. Daimiyim, harap benim. Ayaklarda turap benim, aşıklara şarap benim, madem ki ben bir insanım. Evet, ozanımızı tanımaya, şiirlerini okumaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Ve yine kendi sesinden bir türküsüne gireyim. Bir olup da birliğine, bir olup da birliğine yetmelisin deli gönül. Bülbül gibi dost gülüne, bülbül gibi dost gülüne ötmelisin deli gönül. Gönül gönül bir hoş gönül, aşk elinden sarhoş gönül. Gönül gönül bir hoş gönül, aşk elinden sarhoş gönül. Bağlandın ise insana, bağlandın ise insana, ömrünü vermesi yana, senlik benliği bir yana, atmalısın deli gönül, gönül gönül bir hoş gönül, aşk elinden sarhoş gönül, gönül gönül bir hoş gönül, aşk elinden sarhoş gönül. Daimi sevabını, bil daimi sevabını, oku aşkın kitabını, gerçeklerin hitabını, tutmalısın deli gönül, gönül gönül bir hoş gönül, aşk elinden sarhoş gönül, gönül gönül bir hoş gönül, aşk elinden sarhoş gönül. Hoş gönül, aşk elinden sarhoş gönül, gönül gönül bir hoş gönül, aşk elinden sarhoş gönül, gönül gönül bir hoş gönül, dost elinden sarhoş. Arif kimdir diye eylersin sual, fark edip özünü bilen Arif'tir. Her kişiye değil bu sırrı ahval, bu bahri hikmete dalan Arif'tir. Özünü turab et mürşit katına, ol seni yitirir erlik katına, gönül süvar olmuş aşkın atına. Ehli aşktan ilham alan Arif'tir. Bir hal var ki kaldı sırrı müphemde, mümin olan devran eder bu demde. Felaket keremna beni Adem'de, ol rahi irfana gelen Arif'tir. Münvel kalem ile ayet düzüldü,
İkrar kitabeki orada yazıldı. Bir deman tutmayan haktan yüzüldü. Bir kılı kırk pare veren Arif'tir. Daimi ölmeden ölüp oldum hak. Nefs nefsi tamay hak hep ettim helak. Marifet suyuyla yunup oldum pak. Bir olup birlikte kalan Arif'tir. Sanatta kalmaz diyor aşık daimi diğer bir şiirinde de. Ademoğlu ne yüksekten uçarsın. Bu dünya yalandır sana da kalmaz. Ecel gelir ahir bir gün geçersin. Fakire yoksula hana da kalmaz. Bir didar bulamaz yabanda gezen. Nefsine kul olup hileler düzen. Hakka yarayacak bir amel kazan. Çıkar gider bir buruh cana da kalmaz. Yaparsan gönül yap etme birane. Kuyu kazma ol komşu yarene. Affetme çün hakkı minnet çareni. Artık ol şöhreti şana da kalmaz. Bir can çerri şeytan ile dolursa, kişinin işine engel olursa, bir zalim mazluma cefa kılırsa, ol mazlumun ahı ona da kalmaz. Daimiyim, şeriatta yol açsan, tarikat babında irfana göçsen, marifet, hakikat, libasın bitsen, hep aleme yolur fena da kalmaz. Evet, Aşık Daimi'nin birçok eserinde koşma türünü kullanıyor, bazı eserlerinde güzellemelerle rastlanıyor. Koşma türü olduğuna örnek olarak verebileceğimiz şiirlerinden bir tanesi yine Ağlarsın Benim Cülfü Siyahım. Az önce dinlemiştik bunu. Evet, Hece Vezni 11'li olarak yazmış. Yine ağırlamaları var. Ağırlamalarından bir tane birazdan örnek vereceğiz sizlere. Nezel Bahar olmayınca yine 800'li Hece Vezni ile yazılıyor. Koşma türüne giriyor aynı zamanda. Evet, yine daimiden bir ezgi dinleyelim ve bir telefon daha alacağız. Evet, daimiden bir türkü dinliyoruz ve hemen arkasından bir telefon alacağız sevgili arkadaşlar. Ben beni bilmezdim, eli kınardım. Meğer ilmin noksan imiş bilmedim. Ben insandan başka ilah arardım. Meğer kamil insan imiş bilmedim. Tüm vadiler gibi, sahralar gibi, sıradağlar gibi, yaylalar gibi, akan sular gibi, deryalar gibi, cümle alem bir can imiş bilmedim. Daimiyim, benliğime kınardım. Ben beni görmezdim, eli kınardım. Kişiyi kendime düşman sanardım. Nefsim bana düşman imiş bilmedim. Evet sevgili dostlar, şu an telefonda Yavuz Hoca var. Yavuz Hoca. Alo. Alo. Hocam merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Umut Efe'nin böyle radyomuzun çok değerli, çok büyük bir sanatçı, büyük bir ozan. Aşık Daimi'yi anmanız, hatırlamanız beni gerçekten çok sevindirdi, çok onurlandırdı. Onun için sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet hocam, biz az önce Necat Hoca ile konuştuk. Necat Hoca, evet, onda daha çok işte şiirlerine yönelik bilgiler almaya, ortak anlarına almaya çalıştık. Sizden de bu konuda daimi tanıdığınız boyutuyla bildiklerinizi önce dinleyelim. Şimdi Daim abiyle, ben Daim abi derdim kendisine hep. Daim abiyle aşağı yukarı 1961 yılında. Daha eskisi de var yani, babamın dostuydu. Gerçi Daim abi babamdan falan oldukça küçüktü ama Daim abi çok bir erken adamıydı, sohbet insanıydı. Zaten birikimini Alevi geleneğindeki o sohbet kültüründe demlendirmiş, olgunlaştırmış. Gerçekten Aleviliği ve erkanlığı çok iyi bilen, şairliğin ötesinde bir çok iyi bir mutasavvıftı. O bu birikimin sonucunda gerçekten kendisini abartısız söylüyorum, belki yani geçmişlerini bilemem, geçmiş olanları, ama Aşık Daimi gerçekten bugün Pir Sultan deseniz karşılığını ben Aşık Daimi derim. Yani özel yaşamıyla, sanatıyla, efendiliğiyle, beyefendiliğiyle, onurlu tavrıyla, kimseye boyun eğmeyen, yani oynayamayan derken maddi manevi çıkarları doğrultusunda hiçbir biçimde taviz vermeden onurlu bir yaşam sürdüren bir
sanatçı, ozan, büyük bir virtüözdü sazında da. Evet. Ben kendilerini dediğim gibi yani 1957'li 56'lı veya çocuktum, belki 5-6 yaşındaydım, bize de gelirdi. Kamil'di, büyükle büyük, küçükle küçük olurdu. En bir çocuğum bile sözlerini dikkate alır, dikkate dinlerdi. Onun için kendisinin sohbetlerinde bulunduğum gibi kendisinden yani daha sonra 1961 işte Tercan'dan Erzincan'a geldiğimizde Erzincan Musiki Cemiyeti'nin hocalığını yapıyordu. Ben de saz çalıyordum yani 1900 bilemiyorum yani 7 yaşında ben saz çalmaya başladım. 11-12 yaşındaydım, ortaokula geldim. Erzincan'da okurken Musiki Cemiyeti'ne devam ediyordum. Yani daimi abinin yönetimindeki olan hocalığındaki bir koro kurulmuştu. Biz o koroda birlikte yöneticisi kendisiydi. Erzincan'da da bir radyo açılmıştı. Gerek radyoda gerek işte çeşitli konserler yapıyorduk, etkinlikler yapıyorduk. İşte Erzurum Radyosu'na birkaç kez gittik. Orada koroyla bu etkinliklerimizi sergiledik. Böyle bir dostluğumuz vardı. Ancak daha sonra ben kendisi askere gittikten sonra, biraz geç gittik galiba askere sanırım. Askerden sonra artık Erzincan'a dönmedi, İstanbul'a yerleşti. Biz de Ankara'ya geldik. Daha sonra ben İstanbul Radyosu'na girdim. Burada dostluğumuz daha böyle bir güzel bir şekle geldi. Artık yani bir muhatap kabul edebilecek bir yaşa geldiğimden dolayı böyle masa sohbetlerinde, bir Alevi töresinde filan da birlikte olmaya başladı. Kendisini daha derinlemesine tanıma fırsatım oldu. Çok güzel birlikteliğimiz oldu. Beraber plaklarda kendi Necdet abinin biraz evvel anlatmış olduğu bu plak şirketi vardı, küçük çaplı bir şey. Evet. Ondaki bazı çalışmalarında birlikte saz çalardık, birlikte devam ederdik. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Aşık Daimi'nin ozanlık gönlü son derece gelişmiş. Çağın son ozanlarından biri diyebilirim. Geleneği devam ettiren ozanlardan biriydi. Ancak bununla beraber mesela ozan dediğimizde bir fazla ikinci planda olan ancak söz ağırlığı, yazma ağırlığı, şiir ağırlığı fazla olan bir insan aklımıza geliyor. Ama Aşık Daimi öyle değildi. Aşık Daimi bugün ben saz çalabiliyorum, saz çalıyorum, virtüözüm diyen kim varsa o kadar sazını çalabiliyordu. Yani sazında son derece kuvvetliydi. Yani zeybek de çalıyordu. Ne bileyim Orta Anadolu türkülerini bozlak da çalardı. Bağlama düzeni de çalardı. Diğer bir saz sanatçısının bilmesi gereken tüm şeyleri bildiği gibi daha sonra birlikte nota çalıştık. Nota da biliyordu. Çok güzel, evet. Yani kendisini bir çağda, ya bu kendisinin çok çağdaş bir insan olduğunu, ufkunun çok geniş olduğunu gösterir. Onun için yani bir saz sanatçısı nota da bilmesi gerekir. Nota eğer bir müziğin alfabesi ise bunu bilmek gerektiğini duyan bir çok çağdaş bir erdemli bir insandı. Evet hocam. Evet. Yani sanat yanı bu denli güçlü bir ozanımız da diyorsunuz. Evet. Yeterince tanınıyor mu sizce Aşık Daimi? Yani son zamanlarda biliyorsunuz Sezen Aksu bir parçasını okudu işte Ne Ağlarsın Benim Cephesiyahıma okudu. Daimi ismi dillere dolanmaya başladı. Evet. Ondan önce belli bir kesim mi tanıyordu yoksa halk geniş bir halk kesimi tanıyor muydu? Şimdi bakın, nasıl değerlendiriyordunuz? Ya da yeterince değerlendirebildik mi biz Daimi'nin eserini? Aslında yarar görüyorum. Şimdi geçmişteki ozanlarımız veya bugünkü ozanlarımızı mümkün olduğu kadar sanatçı camiası, o topluluk onun ürünlerini bugüne taşıdığında, bugüne yorumlayabildiğinde, anlattığında medya ile işte plak kaset çalışmaları ile onu daha çok, o ürünlerini daha çok sergilemiş oluruz. Şimdi Sezen Aksu'nun bizim Aris Ağa'nın şeyiyle, vasıtasıyla Sezen Aksu'nun Aşık Daimi'nin bu türküsünü okudu.
kurulması bana göre son derece güzel bir gelişme. Evet. Ve aşık sahibinin işte kenarda köşede kalmış neleri varsa bunları sergilemek lazım. Yani diyelim ki ailesi buna dememesi lazım ki benden izin alın, işte müsaade alın şeklinde bir davranışta bulunmaması gerekir. Çünkü bana göre bizim de aşık daimi de en az kendi ailesi kadar bizim de hakkımız var. Şu anlamda hakkımız var. Hani bizim Alevi töresinde der ki benim soyumdan gelen değil benim yolumdan giden benim evladımdır denir ya. Biz de şeyin aşık daiminin yolundan giden insanlar olduğumuz için onun eserlerini kullanmak, onun eserlerini yaymak bizim en az ailesi kadar görevimizdir. Onun için bence tabii ki şurada ailesinin şöyle bir haklı gerekçesi var. Bugüne değil ozanlarımızın türkülerini, nefeslerini, deyişlerini okudular, okundu. İşte gereği olan telif hakları, ücretleri verilmedi. Bir hırka bir lokma mantığıyla bizim insanlarımız böyle sömürüldü gitti. Ancak tabii ki artık bu telif hakları yasası var. Gerçi nereye kadar işte bu kontrol ediliyor o da maalesef biraz erdemlilik sadece Kültür Bakanlığı'nın kovuşturmasıyla Kültür Bakanlığı'nın araştırmasıyla değil biraz da kaset plak ve bunu okuyan sanatçıların biraz erdemli olarak kendi bir anlamda sanatçı bir... dostlarının evet. Bu üretken insanların haklarını savunması gerekir ki herhangi bir mahkemeydi, savcılıktı veya da ticaret mahkemesiydi buna başvurulmadan, herhangi bir yere başvurulmadan, hukuk sistemine başvurulmadan bunların çözülmesi gerekir. Bu insanların hakları fazlasıyla verilmesi gerekir. Onun için Aşık Daimi'nin bu türkülerini, parçalarını, deyişlerini, nefeslerini günümüze taşımak lazım. Şimdi Pir Sultan'ı tanıyoruz. Yani Pir Sultan gibi Anadolu'da çok kuvvetli şairlerimiz var. Ama Pir Sultan'ın de işte tiyatrosu yapıldı, deyişleri okundu, türküleri, nefesleri, koşmaları sanatçılar tarafından daha çok sergilendiği için Pir Sultan'ı tanıyoruz. Ama Pir Sultan gibi diğer şairlerin de türkülerini, nefeslerini müziklendirerek, çağın anlayışına uygun şekilde getirerek diğer o kenarda köşede kalmış ozanları da gün ışığına çıkarmak gerekir. Aşık Daimi de bunlardan biri. Evet. Peki hocam yeterince Aşık Daimi'yi değerlendirebildik mi? Yani ben şimdi bakın şunu söyleyeyim de. Yani benimki evet. O serzenişim şuydu. Şimdi Aşık Daimi çok yani Orta Halil'in biraz belki de altında bir yaşam sürdü. Sürdürüldü. Oysa ki Aşık Daimi'nin sadece TRT'de çalınan türkülerinin real değerde yani hakkı verilmiş olsaydı, real olarak hakkı verilmiş olsaydı, gerekli telif hakları o günlerde verilmiş olsaydı Aşık Daimi bir kenara otursun, şiirini yazsın, türküsünü bestelesin, deyişini derlesin. Kendisini rahatlıkla geçindirebilecek bir ekonomik ortama kavuşabilirdi. Sadece TRT'ye vermiş olduğu türkülerle geçinebilirdi Aşık Daimi. Oysa ki en önce korsanlığı yapan TRT oldu. Yani bu insanların hakkını vermedi. Hacı Taşan'ın da vermedi, Aşık Davut Sürer'in de vermedi, Eşet Ertaş'ın da vermedi, Muharrem Ertaş'ın da vermedi, Şemsi Yastıman'ın da yani kimsenin hakkını vermedi. Türküler yayınlandı. Bugün TRT repertuarındaki türkülerin aşağı yukarı hepsini bu kentlerdeki saysan bir iki elin parmakları kadar insan ancak çıkar. İşte Kütahya'da Hisarlı Ahmet'tir. Ne bileyim işte Kayseri'de Emmi'dir. Antep'te Gaziantep'te Hasan Hüseyin'dir. Erzincan'da Aşık Daimi'dir. Davut Sülali'dir. Erzincan'da Sabi Hafız Şerif'tir. İşte yani saysan bir elin parmakları kadar insandır. Bu türküler yakarken tüm Erzincanlılar hep beraber bu türküyü yakmadılar. Yani orada bireysel çaba var. Bu insanlarımızın hakları verilmiş olsaydı, bu insanlarımız gerçekten mağdur olmadan, yani
Daimi abi çok iyi sazını çaldığından dolayı, çok iyi bir sanatçı olduğundan dolayı bir başka biçimde de yani kendi ekonomik gereksinimlerini karşılayabiliyor ama işte ekonomik gereksinimlerini karşılayamayan insanlarımız vardı. Bu kadar Anadolu Aleviliğinin değişlerini, nefeslerini 700 yıl bu süzgeçten geçirerek bize getiren dedelerimizin türkülerini, deyişlerini, semahlarını, nefeslerini taşıyıcılık görevi olan, belki beste değil ama taşıyıcılık görevi olan o görevin karşılığındaki hakkını insanlara teslim etmedik. Gasp edildi. Birileri geldi, ben falandan şunu derledim. Nereden derledin kardeşim diye sormak lazımdı. Sadece nota yazmakla derlemek demek değildir. O insanların bir taşıyıcılık görevi vardı. Bunun emeğinin, bu insanların emeğini, hakkını vermek lazım. Ayrıca dağ başındaki bir otun bile bir sahibi vardır, bir emek karşılığında çıkmıştır. İşte arı polenleri taşımıştır, ne bileyim işte karıncalar onun fidanını, tohumunu taşımıştır, bir emek vardır. Yani emeğe saygılı olmak gerekir. İşte sanatta da emeğe saygılı olmak, burada üretken insanların emeğinin karşılığını vermek gerekir. Evet. Şimdi ben şunu soracaktım hocam, şu yeterince değerlendirebildik mi biz bu konuda duyarlı insanlar olarak Davut Sulari'nin eserlerini tanıtma konusunda yeterince çaba sarf edebildik mi? Bildiğim kadarıyla siz okudunuz bir tane eserini. Evet. İşte Arif Hoca okudu. Aşık Daimi mi? Evet. Davut Sulari dediniz de. Şey, Aşık Daimi'ye tabii Davut Sulari demiyorum. Evet. Yeterince tanıtabildik mi? Davut Sulari'yi birazcık daha tanıttık diye düşünüyorum. Çünkü Davut Sulari'nin eserlerini bir başka sanatçılarda duymamız daha mümkün, daha fazla. Şimdi şu da var. Şimdi bu son 6-7 yıl demeyelim, belki 5 yıldır halk müziğinin, genelde halk müziğinin grafiği biraz düştü. Yani işte bu pop müziğinin grafiği biraz daha yükseldi. Onun için bu değerlendirme, yeteri kadar değerlendirildi mi sözcüğüne biz genel baktığımızda halk müziğinin grafiğinin genel olarak düştüğünden dolayı yeteri kadar Aşık Daimi ile birlikte diğer ozanlarımız da pek fazla bu 5-6 yıl içerisinde fazla değerlendirilemedi. Ona böyle bir yanıt vermek daha doğru olur. Değerlendirilmedi sözcüğü sadece Aşık Daimi'ye mahsus kalırsa sanki bilerek değerlendirilmedi, isteyerek değerlendirilmedi gibi bir mantık da ortaya çıkabilir. Yani objektif koşullardan dolayı diyorsunuz. Tabii objektif şöyle, koşullardan dolayı. Böyle oldu. Evet. Bir de yani mümkün olduğu kadar ben bu sizin Ubus Radyo aracılığıyla inşallah ablam yengem dinliyordur. Çocukları dinliyordur. Bu mümkün olduğu kadar sanırım ki daha önce konuşmuştuk Gülsüm ablayla, eşiyle. Kendisinin Aşık Daimi'nin oğlundaki bu şiirlerini bir kitap haline, evet, bitirip deyişlerini bir kitap haline yayınlayacaktı galiba. Onunla ilgili ben de bir duyum aldım. Naki'yi bulamadım telefonunu. Evet. Şimdi diyorum ki bu bir an evvel çıksın. Evet. Hatta yani bunu yaşatabilmenin yolu müzikleri varsa müzikleriyle, müzikleri yoksa onlara birer müzik yaparak, besteleyerek, evet, Aşık Daimi'yi bu halka sunmak lazım. Evet. Onun için belki haklı olarak kendilerine niçin daha evvel müracaat edilip de bir centilmenlik olarak, bir duyarlılık göstererek niçin izin alınmadı şeklinde bir dargınlıkları olabilir, haklılardır burada ama yani artık bu şekilde dargınlık şeklinde filan bakılmasın. Aşık Daimi'yi bu toplumun tüm katmanlarına tanıtmak gerekir. Bizim de burada görevimizdir. Biraz bu konuda böyle bir duyarlılık göstersinler. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Peki, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Güle güle. Aşağıdan gelen dilber, koyma beni ellerine, sülüklerin kelep olmuş, bağlar beni tellerine. Ben bülbülüm, gülüm aldım, feryat edip zarda kaldım. Yar zülfünden bir tel aldım, koklayayım gül yerine. Daimiyim, çok yüce oldum, aşkın ile bağrım derdim.
Yüz türlü kapına geldim. Kabul eyle kul yerine. Gel sana sevdiğim gönül yurdunda. Taze çiçek açmış dağlar gibisin. Aşık bir kovandır aşkı, aşk dağrısı. Sen onun içinde ballar gibisin. Dolaştım sevdanın denizlerinde. Düştüm girdabına kaldım derinde. Sen Anadolu'nun bahçelerinde tomurcuk tomurcuk güller gibisin. Bu aşkın yolcusu yolda yorulmaz. Irmağa, nehre, suya kurulmaz. Senin akışına karşı durulmaz. Benliğinden boşalmış seller gibisin. Yeşil olur Erzincan'ın ovası. Çimen yaylasında Türkmen obası. Muzur dağının bahar havası. Reyhan kokulu yerler gibisin. Yandın ey daimi aşk ile yandın. Gerçekler yolundan döner mi sandın? Ne ben senden bıktım ne sen usandın. Sazımda inleyen teller gibisin. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti figanım ahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bülbül, bülbül har elinden ah ile zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Daimiyem, her can ermez bu sırra. Gerçek aşk olan yeter onura. Yusuf sabır ile vardı Mısır'a. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Ben müminim diye dava edersin. Canını canana ver de gel dostum. Bu vahri vahdide dalmak dilersin. Muhabbet gülünü der de gel dostum. Gönül Musa olmuş gezer turunu. Seyreledim dostum beşiğin uğrunu. Dört kapıyla 40 makamın sırrını. Mürşidi Kamil'den sonra da gel dostum. Bülbül kovmak için bir gonca biter. Yanına mürebbin al bile yeter. Gönlün ikilikte birliğe yitir. Sırrı hakikate erde gel dostum. Mürşidin nutkudur meydanda ülfet. Güç eyle pendini, al hayri himmet. Ademdir cihanda en büyük nimet. Fark edip özünü gör de gel dostum. Daimiyim, oldum bu aşka güriftar. Cahilden pünhanımdır bu sırrı esrar. Varıp bir can ile kıldansa ikrar. İkrarında kadim dur da gel dostum. Evet sevgili dostlar. Mahmut Erdal daimi şöyle anlatıyor. Rahmetli aşık daimi en yakın dostlarımdandı. Onun sazındaki ustalığı inkar edecek, ustalığını inkar edecek babayiğit yoktur sanırım. Tercanlığı İmam Rıza Ocağı'ndandı. Çağın gerçeklerini anlamış, pırıl pırıl bir insandı. Bir ara plakçılar çarşısında bir iş yeri açmış, epeyce de bu alanda yararlı olmuştu. Ancak günlük ekonomik krizler burayı kapatmasına neden olmuştu. Yazdığı şiirleri çalıp okuyor, ustaların deyişlerini de büyük bir maharette sergiliyordu. Ben İstanbul'a o Ankara'ya gelip gittiğimizde hep birlikte olurdu. Akşam sofralarımızın tek konusu şiir ve müzik olurdu. Kimi deyişleri bugün bile en usta sanatçıların da dağarcığında yer almaktadır diyor. Evet, Mahmut Erdal da böyle tanımlıyor Aşık Daimi'yi. Aşık Daimi'yi 1985'te kaybettik sevgili dostlar. Şu an Kara Camii'de. Kabri Karacahmet'te, evet. Biz programı Daimi'yle ilgili programı burada bitiriyoruz. Daha sonraki programlarda elimizden geldiğince yine Ozan'ım sakında yeni bilgiler bulursak sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bu arada ben canlı bağlantı görüşmelerini kabul eden sevgili dostlarımız Necat Birdoğan hocamız ve Yavuz hocamıza çok teşekkür ediyorum. Her ikisine de burada tekrar. Ayrıca arşivinden yararlanmamızı sağlayan Aynur Haşhaş'a da çok teşekkür ediyorum. Evet, Aynur'un konservatuar bitirme tezinin 3 Erzincanlı Ozan'ı anlatıyordu. Bunlardan birisi de Aşık Daimi. Biz bugün ağırlıkla Aynur'un hazırlamış olduğu tezden yararlanarak sizlere anlattık. Aynur'a da çok teşekkür ediyoruz burada. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Önümüzdeki hafta bir konumuzla birlikte olacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle saygılar, sevgiler diyoruz. Tabi Radyo Umut'tan ayrılmıyorsunuz. Yarım saat, yaklaşık yarım saat sonra Umutlu Gecelerde tekrar birlikte olacağız sevgili dostlar. Hoşça kalın diyoruz.